Evet arkadaşlar, hepinize selamlar. O challenge'a karşınızdayım. Evet, o challenge. Geçen Fransa başarı videosunda söylediğim challenge'a karşınızdayım. Roma İmparatorluğu kuracağız. Ardından onu Avrupa Birliği'ne değiştirmeye çalışacağız arkadaşlar. Birazcık zor olacak ama bize zor işler mi arkadaşlar? İşlemez. Hemen açacağım şeyler çok basit bu. Bu ve bu. Evet, araştırmalarımız böyle. Hemen buradan gelelim arkadaşlar. Şuraya sivil, buraya sivil. Buraya sivil ve şuraya sivil atalım. Fabrikalarımızı kontrol ederim. Motor üzerinden iki tanesini biri indirelim. Ardından hemen buradan Transport Plane basalım. 2-3 tane bassak yeter. Transport Plane'e şöyle fabrikaları abanalım. Transport Plane'i birazcık basılsın arkadaşlar. Ondan sonra ekonomi olarak rahatlayınca şu plana geçiş yapacağız. Anda bu plana. Closer supportlarımız da önemli tabii ki. Evet, bu plana geçiş yapacağız. Hemen arkadaşlar. Ajanlıkları unutmayalım bu arada. Ajanlık da çok önemli. Hemen buraya dönelim. Evet, burası çok basit arkadaşlar. Hemen şöyle hop, şöyle bir line. Buraya hop. Tek komutanla yapıyoruz bu işi. Direkt güvenmese emir verirsin. Hop. Line atakla hemen hızlıca Etiyopya'yı düşürelim arkadaşlar. Çok fazla Army Experience kasmaya gerek yok. Zaten Army Experience'leri biz her türlü tüm dünyaya kafa ata ata savaşacağımız için rahat rahat kasacağız arkadaşlar. Bu yüzden direkt oyunu başlatabiliriz. Evet. Etiyopya'yı düşürdükten sonra arkadaşlar kapatmamız gereken birkaç yer daha kalacak. Yugoslavya'yı da almayı düşünüyorum. Yugoslavya bayağı bir ülke garantiliyor. Yugoslavya'ya direkt alarsak Fransa'ya savaşa gireriz. Fransa'ya paraşütçü düşürürüz. Ardından gayet güzel işlere dönüş yapabiliriz bence diye düşünüyorum. Neyse. İlk amacımız bir Etiyopya'yı annekslemek arkadaşlar. Çok basit aslında. Yani. Ne atakla düşürülecek bir ülke. Buna da bir komutan verelim. Şöyle verelim. Evet, böyle birleştirip verelim arkadaşlar. Burası ne durumda? Uçağımızı da verdik. Çok güzel. Yani direkt ne atakla bırakıyorum. Pek önemli değil. Donanmayı birleştirin. Tel cephesi çok önemli. Etiyopya cephesi çok önemli değil. Line atakla düşürülebilecek bir cephe. O yüzden arkadaşlar yok. Şöyle taktik var. Böyle taktikler gerek yok. Böyle şeyler direkt. Line atağı ver. Yolla. Salçayıra. Niye bunu abandım arkadaşlar? Haberiniz vardır. Şuna 3 tane bassak yeter. 3 tane basalım. Ondan sonra transport plane basmayı iptal edeceğim. Direkt. Hiç gerek yok. Transport Bay'in basmaya hiç gerek yok. Hemen Etiyopya'yı düşürebiliriz. Etiyopya'dan gelecek Army Experience'e ihtiyacımız yok. Neden? Çünkü çok yerle savaşa gireceğiz. Zaten Etiyopya'dan gelecek bize 30 Army Experience bile yeterli. Hatta 25 bile yeterli olacaktır. Ve 25 geldi zaten. 25 Army Experience yeterli olacaktır. O yüzden yok Etiyopya'yı şöyle anneksiyim, böyle anneksiyim. Hiç öyle challenge'a girmeye gerek var mı arkadaşlar? Ben gerek görmüyorum. Direkt Etiyopya'yı düşürelim. Burada tek komutan ikisini çizdim. Farkındayım. Tatlı oldu değil mi? Güzel oldu. Evet, ajan geldi. Ajanınızı kullanmayın arkadaşlar. Fransız ajanı alacağız. Fransız ajanı alacağız. Fransız ajanı alacağız. Fransa'ya collaboration grant yapacağız. Falan filan. Departman kurma başarılı. Interrogation teknik giderim. Bu arada oyun historical arkadaşlar. By the way bu arada. Eritrea ile Somali kaput. Bırakalım. Resignation. Somali'dir Resignation. Bunlara gidince şey olması lazım. Etiyopya var lojistik. Evet, bypass'lerde çok güzel. Hemen arkadaşlar bunlara da savaş açalım tabii ki de. Evet, zaten savaştalarmış. Sıkıntı yok. Buraya ateşin yemeye başladık. Çaktırmayın. Etiyopya var lojistik. Direkt fokusu gördüğünüz üzere bypass'ledik arkadaşlar. Bir fokus. Yani 70 güncük. Kardayız. Çok güzel. Gidiyoruz. Burada ateşin yemeye başladım. Çaktırmayın. Savaşı hızlıca bitirmem lazım. Yoksa yetişin yiyeceğiz. Şimdi kapatı yapmadık. Kapatı yaptık. Allah Allah. Niye yetişeyelim? Neyse, yetişinden kurtulduk. Hiç sıkıntı yok. Ve savaşın bitmiş olması lazım. Ha, bitmedi. Şurasına düşmesi lazım. Evet. Evet, herkes Gondar'a vursun abi. Bu da savaşı hızlıca bitirelim. Ulan 25 yeter dedi. 45 Army Experience kastık. Bayağı da tüfek kaybettik biliyor musunuz aslında? Yani. Ne kadar tüfek kaybettik mesela. Oo, Etişin'e daha çok tüfek kaybetmişiz. Artık Etiyopya'nın işine doğru çekildik ya arkadaşlar. Etişin yiyoruz. Çok normal.
Şu Gondar düşünce zaten Etiyopya düşecektir ve rahatça Etiyopya'yı kapitüle edeceğiz. Ve düştü. Güzel. Şimdi pivot olarak bırakacağım. Etiyopya'da bir fokusun daha bypasslenmesi için. O fokus da Triumph in Africa fokusuydu. Farkındaysanız bayağı bir fokus bypasslemeye oynuyor gibi gözüküyorum. Evet, fokus bypassleme oynuyorum. Ne kadar hızlı gidersek o kadar bizim için kar. Ve hemen Justify on Dalmaçya. Dalmaçya uğruna bir Dalmaçya için Justify atalım. Bu bizi Fransa, Çekoslovakya ve Romanya'da savaşa sokacaktır. Çokacaktır. Çekoslovakya'da barış uçağı atacağız. Romanya'da düşüreceğiz. Hepsini halledeceğiz arkadaşlar. Ama sırayla. Hepsi sıraya gelecek. Roma İmparatorluğu hızlıca kurmak için birazcık hızlı olmamız lazım. Hepsini halledeceğiz. Evet, artık alt tane basmışlar unuttuğumuz için. Onu basmayı bırakalım arkadaşlar. Hiç gerek yok artık. Bunu da kısalım. Evet, şimdi artık Localized Training Centers'a gidebileceğim. Ve Fransa ajan alabileceğim kendime. Abi aslında Claim Zone Yugoslavia'ya gidip şey yapabilirdik biliyor musunuz arkadaşlar? Claim alıp Justify atabilirdim. Neyse, pek önemli değil. Claim alıp, hayır claim alıp Justify atmışım, hayır şey alıp Justify atmışım pek önemli değil. Tüm uçaklarımızı. Kusura bakmayın çok fazla tıklama sesi geliyorsa. Özür dilerim, onu ayarlayamıyorum. Fransa'nın fazla uçağımız oldu mu? Oldu galiba ya. Evet, Fransa'nın başlangıç uçağı bu kadar çok yok. Fransa'nın bu kadar başlangıç uçağı yok arkadaşlar. Bizim ondan şu an daha fazla uçağımız oldu. Ama yok ya. Uçaklarımızın yarısı o işleri değil. Neyse. Şunları da verelim. Bir işe yaramaz ama yine de verelim arkadaşlar. Yani Justify az gün kalmış. Bir tane önce şey Alman nereden çıktı? İngilizce de gelmedi. Dersi gelmez dedi. Daha ilk Justify'miz olduğu için İngilizler kalkıp da bu kalkın ne yapıyorsun demezler. Bir oyunu durduralım. Paratroopers bitti. Şey bitti. Bunun SVC halini araştırıyorsunuz arkadaşlar. Gelip bir de buradan ampul araştırmayı unutmayın. Hemen Fransız ajanımız geldi ve Fransız ajanımızı orada yoksa yollayalım. Aslında büyük ihtimalle ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Ben Fransa'yı düşürdüreceğim. Collaboration Ground bile yapamayacağız Fransa'ya. Çok hızlı düşüreceğiz büyük ihtimalle. Tahminimce öyle. Tahminimce öyle yani. Şunları Paratroopers'a dönüştürelim. Ve evet, CTRL B. Sen Paris'e atlayacaksın. Sen buraya atla. Sen buraya atla ve sen de şuraya atla. Yani Fransa'nın düşmesi için bu kadar kafi olacaktır. Bir ajan da alabiliriz aslında arkadaşlar. Çünkü bizim için çok önemli bu collaboration government'lar. Çünkü biz arkadaşlar bunları hemen elimize aldığımız gibi korlayamayacağız bu ülkeleri. O yüzden ufaktan ufaktan collaboration government kasalım ki ajanlarımız sayesinde ülkeyi işgal ettiğimizde daha kolay olsun ve görüyorsunuz 3 ajan geliyor. Bir tanesini satın aldık. Diğerini de research yapa yapa diğer ajanı açtık biliyorsunuz değil mi? Eğer belirli bir seviye research yaparsanız bu branch'te yani ajanlık branch neydi lan Türkçesi? Neyse ajanlık ağacında belirli kadar research yaparsanız benim yaptığım kadar mesela örnek ve her zaman böyle yaparım veya isyan basmam gerekiyorsa antipartizan giderim her neyse. Bu kadar research yaparsanız şey olacaktır. İkinci bir ajan hediye edecektir size. Tabi moddan modda değişir. Bazı modlarda bir tane gidiyorsun 10 tane ajan veriyor bir anda. O modlar saçma modlar benim gözümde. Evet, Light SPG basmaya başlayabiliriz artık. Şöyle tanklarımızı silelim hatta arkadaşlar. Veya tanklarımızı. Direkt şeye dönüştürelim. Normal bir Division'a dönüştürelim. Bu tankları da SPG'ye dönüştüreceğiz. Çok akıllı ve mantıklı olarak bunu yapacağız. Ne kadar gün kaldı? Bir 130 gün kaldı. Ah, bir collaboration government akmalıydı ya. Gerçekten. Bakayım ne kadar 160 yapmış yani. Hızlı yapamıyor ki kendisi. Arkadaşlar çok iyi değil. Çok iyi değil. Bir suicide pill verelim. Ajanlarımıza. Suicide pill de güzel. Ajan intihar ediyor. Çok fazla bir bilgi vermeden intihar ediyor arkadaşlar ajan. Suicide pill verince ajanlarımız yani diyor ki bir vatanı için çalışıp intihar ediyorlar. Gayet de böyle. Uçak üstünlüğünü de oraya vermiş gözüküyoruz. Şöyle paraşütçü atlayan aşağıdan ne olacak? Yani takır takır inecektir paraşütçüler. Sıkıntı yok. Evet. İtalya böyle. Benim İtalya şu anlık. Roma İmparatorluğu başlangıcım böyle arkadaşlar. Ayarlarımı gördünüz. Bu ayarlarla
Current devam edeceğiz. Doctrine Demo Warfare ya gidiyoruz çünkü SVG basacağız hocam. Hatta SVG basacağız derken SVG üretimi başlandı bile. Onun eksiğini tamamlamak için şöyle bir orta giden şey satın alalım. Tungsten çünkü ihtiyacımız var. Suicide pilleri de verdik ajanlarımıza. Bu da işe yarayacaktır. Etiyopya'nın verdiği Division'ı kullanın arkadaşlar. Isırmazlar, korkmayın. Isırmazlar. Beleş Division işte ya. Sınırı doldurmam lazım. Normalde Puppet'ınızın verdiği Division'ı kullanmanızı pek önermem. Çünkü bu Puppet'ınızın levelini yükseltecektir. Leveli yükselttikçe de Puppet'ınız size bağlılığı kopacaktır. Bağlılığı koptukça da size az fabrika verecektir. Size az fabrika verdikçe de bu Puppet'ın bir manası kalmayacak. Anlatabildim mi? O yüzden normalde yapmayın ama şu an ben erken bir savaşa gireceğim için cepheye ne kadar asker koyarsan benim için o kadar kar. Tüfeklerini niye harcamıyorsun? Etiyopya Division'ını kullanıyorsun diyeceksiniz. Tüfekler kalsın şimdi arkadaşlar. Lazım olur. Different Yugoslavia'da gitmeyeceğim bu arada. Eternal Highways giderim. Boş research giderim. Yani birazcık boş research giderim değil mi? Tek problem değil. Hadi bir ikinci ajan alalım artık. İkinci ajan zaten fullede ya. Yüzde kaç yaptın? 162 yaptı. Şu görüyor musunuz? Yakında collaboration atılacaktır. Ama iki ajan yollamamız lazım bu ülkeye. O yüzden collaboration başlatabiliyoruz. O sayede. Hani collaboration başlatabiliriz sadece. Hemen Birleşik Sanayi 2'ye gidelim. Evet, az gün kalmış. 50 gün kalmış arkadaşlar. 50 gün sonra bam güm çat çat gireceğiz. Evet, SPG'miz hazırlanıyor. Güzel. Yani benim İtalya başlangıcım şu anlık böyle arkadaşlar. Tekrardan dediğim gibi Mobile Warfare bitti. Hemen Dile'ye giderim. Daha hala 2. Fransa ajanlarına gelmedi yani. Çok kötü. Birazcık öğleden Fransa ajanları toplayıp bir collaboration grubu patlatsaydım iyi olacaktı. Fransa'yı collaboration'sız düşürmek kötü olur arkadaşlar. İsyan yeriz yani. Ama herhalde birazcık collaboration'sız düşüreceğiz Fransa'yı. Kötü oldu. Kötü oldu bu. Kötü oldu. That's bad hocam. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. O collaboration'ı İngiltere üzerine yaparız. Pek sıkıntı yok. Hadi affettim şimdilik. Evet, az gün kaldı. Hemen arkadaşlar diğer 150 pp ile Var Ekonomi'ye geçmenizi tavsiye ederim. Ben öyle yapacağım. Var Ekonomi'yi direkt kapatacağım. Var Ekonomi'ye geçmek daha mantıklıdır. Sovyetler Birliği ve İtalya'da tabi Vanilla'da Var Ekonomi'yi direkt taktiğe geçebilirsiniz. Hatta tabi bazı modlar vardır. Ekonomik low'unuzu yükseltmek, yani ekonomik yasanızı yükseltmek size Stability Debuff'ına sokar ama Vanilla'da Stability Debuff'ı diye bir şey yok. Total Mobilization hariç. Total Mobilization'da nüfusunuzun -3 bir şekilde, yani nüfusunuzun %3'ünü kullanılmaz hale getiriyor bir şey galiba. Veya daha büyük bir debuff. Ben de hatırlamıyorum nasıl büyük bir debuff olduğunu. Çünkü bayağı da Total Mobilization geçmiyor. Total Mobilization'da geçmenizi tavsiye etmem. Belirli ülkeler hariç. Çin ülkeleri olur, şey ülkeleri olur falan filan olur. Bu arada arkadaşlar savaş hazır. Potansiyel düşmanlarımızı gördünüz. Ve Paris. Selam. Paris'e girdik. Oraya girebildik. Oraya giremedik. Oraya girdik. Evet, Fransa düşmedi. Başarısız. Başarısız çıkarma arkadaşlar. Başarısız çıkarma. Biz ne yapacağız tabii ki de. Hemen aklımızı kullanacağız. Şu divisionları da paraşütçe çevirmemiz lazım. Ama bir dakika. Şöyle yapacağız. Bu aklıma gelmedi. Paris'e girince düşer sanmıştım. Başaramadık abi. Birazcık başaramadık abi olduk. Hızlıca paraşütçülerimiz gitsin. Diğer paraşütçülerimizi Paris'e vuruyorlar bu arada. Paris'i alacaklar şimdi. Hop bir dur. Bordeaux'u atlarsan çok iyi olur. Ve kazanırız. Ve sen de daha büyük bir şehir olan Vichy'yi atla. Vichy de büyük bir şehir. Evet. Hemen üstünlüğü verelim. Let's go. Bordeaux'a girdik ve Fransa düştü arkadaşlar. Taktik bu. Bakın 36 yılında Fransa annekslemek. Bunu artık herkes biliyor. Anlatmaya gerek yok. 36 yılında Fransa böyle annekslenir. Tabii ki arkadaşlar Fransa'nın üst tarafları bize yeter olacak. Alt taraflarını boş verin. Alt taraflarını papat yapın. Yani Fransa'yı papat olarak yapmayın. Alt taraflarını da başka ülkeyle papat yapın. Yani burayı mesela almayın. Gidin Somali'ye falan verin. Şöyle bir end turn yapalım. Gerisini satarayalım hocam. Çünkü arkadaşlar burada gereksiz isyan yemeye gerek var mı? Bir söyleyin, isyan yemeye burada gerek var mı arkadaşlar? Gerek yok. O yüzden arkadaşlar boş verin. Boş verin. Fransa'nın olan liberate ediyorum. Hiç de söylemiyorsunuz arkadaşlar liberate ediyorsun diye. Liberate etmeyeceksiniz. Tarayet yapacaksınız. Hani işte demiyorsunuz liberate ediyorsun diye. Ben ne yapıyorum? Kafam karıştı. Dur. Satellite. Laf anlatıyoruz diye satellite diye liberate ediyorduk az kalsın. Arkadaşlar satellite etmeniz lazım. Liberate bağımsız bırakmak. Gerisini popot bırakalım ya. Heh.
Çok güzel. Evet, abuk sabuk ülkeleri burada papıt yaptık ve Fransa'yı annekseledik arkadaşlar. Hayırlı olsun. 36 yılında Fransa annekslemek. Artık bu çocuk oyuncu aldı. 36 yılında herkes Fransa annekseyebiliyor. Bu büyük bir şey değil. O yüzden bunun da havasını atmayacağım. Ama yine de Fransa annekseledik hocam. 36 yılında Fransa annekseledik hocam. Beleş. Çok beleş. 60 tansiyon oldu bu arada. Henüz vardır. Bu kötü işaret mi? Tabii ki de kötü işaret. Yani çoğu uyuyan devi uyandıracaktır. Şu anlık tüm ajanlarımı alıyorum fark ettiyseniz. Bu sadece ama sadece şey için arkadaşlar. O bu arada Yugoslavya bana line atak vermiş. Akıllı çocuk. Şimdilik şu line'ı bir silelim. Tüm komutanları yollayalım. Ondan sonra arkadaşlar biliyorsunuz paraşütçülerimiz vardı. Paraşütçülerimizi senin üstüne atacağız. Senin üstüne atacağız dedim. Şeyin üstüne atacağız. Yugoslavya'nın üzerine atacağız bu sefer de. Birazcık daha paraşütçü basalım. Bu sefer paraşütçüleri burada kullanacağız. Bu Lüjinar niye gitmiyor? CTRB'ye gidemiyorlar çünkü saldırıyorlar. Doğru. Evet, SPG basabiliriz aslında. Artık SPG template'ini hazırlayıp basabilirim. Aslında onu ayarlamaya başlayalım bir yandan. Bir durduralım arkadaşlar. Size hemen SPG template'i. Bir videoda daha göstermiştim bunu. Yine İtalya oynuyordum. Ama o modluydu. Bu modsuz İtalya. Bakın arkadaşlar, SPG template'i nedir? Nasıl olur? SPG template'i şu anda budur. En tatlı SPG template'i. 36 yılında İtalya ile bunu yapabilirsiniz. 37 yılında pardon. Yani en erken bunu yapabilirsiniz şu an İtalya ile. Ve bu da çok güçlüdür. Yani işlevseldir ve güçlüdür arkadaşlar. 20 combat fit olduğuna bakmayın. İşlevsel ve güçlüdür. Bunu ben bu adam artık line attack'la da denerim. Bu adamın pek dermanı kalmadı. Bu arada artık trade'de tekerlek almama gerek var mı? Burası benim olmadı mı? Tel olarak. Evet, bakın burası benim oldu. Tekerlek almayalım artık bir yerlerden. Bunu da almayalım. Yavaş yavaş oraya sömürmeye başlayacağızdır. Başlayacağızdır. Uçakları buraya çeksek. Bunu alsak buraya çeksek. Sonra cığıma bunu buradan kaydırırsak güzel. Bunu da böyle yapsak güzel. Evet. Paraşütçülerimiz. Şuraya kaydıralım arkadaşlar. Paraşütçü düşüreceğim. Hiç tüfek kaybetmek istemiyorum böyle boş ülkelere. Kaybedeceğimiz tüfek. Nerede kaybedeceğimiz hepimiz biliyoruz. Romanya dağlarında kaybedeceğiz. Romanya'nın üzerine kaybedeceğiz. Tüfeklerimizi daha çok. Evet. Buradan paraşütçü yetişir mi her yere? Bir bakalım. Makedonya kadar atlasa çok iyi olurdu biliyor musunuz? Ama onu ne yapacağız? Onun taktiği başka. Paraşütçüyü buradan atacağız. Arkadaşlar ne demişler? Demokraside çare tükenmez. Bunu ikiye bölerim. 3-3 yok mu? Aha da buraya yollarım. İşte bu. Çok tatlı. Çok akıllıca planlar. Evet. Hemen buraya bir paraşütçü. Buradan bir paraşütçü buraya. Buradan bir paraşütçü buraya. Toronto Signore gel buraya. Buraya bir paraşütçü. Buradan bir şuraya paraşütçü. Şuradan bir şuraya paraşütçü. Hep paraşüt atacağız arkadaşlar. Ne varsa atacağız. Paraşütçüleri de atacağız. Paraşütçüleri de atacağız. Ona emin olabilirsiniz. Birazcık alttaki divizyonları bu arada paraşüt şeyini kullanmış olabilirim hakkılarını. Evet fark ettim. Çaktırmayın. Mesela burada arkadaşlar bakın kırmızı ünlem ne demek biliyor musunuz? Emir verilmemiş demek. Kırmızı ünlemeden rahatça tanıyabiliyorum buradaki divizyonları. Anlatabildim mi size? Evet paraşütlerimizi atlatalım. Lanet'a da verelim bir yandan. Arkadaşımızın üzerine. Let's go. Ve paraşütler teker teker iniş yapıyor. Belgrad hariç her yere. Evet Belgrad'da iniş yaptı. Ama Yugoslavya bildiğiniz üzere düşmedi. Bildiğiniz üzere dedim gibi bilindik üzere düşmedi Yugoslavya. Daha bu kadar kolay bakmaya düşeceğiz ben belli değildi. Evet neyse biz işimize dönelim hemen. Libya rafinerilere gidelim. Güzel bir petrol ekliyoruz Libya'ya çünkü. Bir oyunu durduralım. Hemen arkadaşlar şuradan Zagreb'e bir paraşütçü atalım. Zagreb'de önemli şeylerden bir tanesi. Buradan emir veririm. Buraya atlasın bir arkadaş. Yani böyle böyle düşüreceğiz işte. Düştün mü? %100 cici. Arkadaşlar işte bu kadar basit bu oyun. Bu oyun bu kadar basit. Paraşütçü kullanmak bu kadar basit. Akıl oynarsanız 10 tüfek kaybetmeden bile. Ama işte böyle bir sıkıntı var. Yugoslavya. Şimdi Yugoslavya ile hayır, Romanya ile uğraş. Romanya oyunun early'sinin en güçlü ülkelerinden bir tanesi.
Çok güçlü bir orduyla başlayan ülkelerden bir tanesi kendisi bizi tekleyebilir. Yani ordumuzu ona karşı zorlanacağız. Tabii ki de zorlanacağız mı zorlanacağız. Ama ne yapacağız? Ona da paraşüt atacağız. Herkese attığımız, herkese yaptığımızı yapacağız. Ona da paraşüt atacağız. Nerede bizim şeylerimiz? Orada. Evet, arkadaşlar taktiğimize geri döndük. Oyunu durduralım. Buraya bir. Buraya bir. Buraya bir. Buraya atacağız. Eğer burada tutmuyorsa zaten kapture oldu kendisi. Çok basit değil mi? Ya çok basit değil mi arkadaşlar şu an yaptıklarım? Çok basit değil mi? Paraşütçü ile oyunu el ele zehir etmek. Başlı böyle yapsam kimse izlemez lan bu videoyu. Der lan paraşütçü ile mi yapmış? Roma'yı paraşütçü ile mi kurmuş? Tüh, ben onu infantry ile kurardım diyenler olacaktır. Onlara aldırış etmeyin arkadaşlar. Böylesi daha eğlenceli. Tavsiye edilir. Yatırım tavsiyesidir. Yatırım tavsiyesidir arkadaşlar. Bu ara giremedik bir yere. Oraya girdik, oraya girdik, oraya giremedik. Oraya girdik, buraya da giremedik aslında. Çaktırma. Başkentine giremedik herifin. Şimdi gireceğiz. Şimdi girdik. Güzel. Üçtün mü? Pek sayılmaz. İkiden birisi buraya atlasın. Kalan bir kişi. Ne yapacağını biliyor musun? Aslında düşecek biliyor musunuz? Düşecek. Düşecek, düşecek. Timisoara'ya girerim. Veya düştü mü? Hemen buraya girsem. Düşer mi ya? Düşmez değil mi? Abi daha arat marat var ya. Düşmez gibi. Neyse arkadaşlar. Laneta verelim buradan. Laneta verelim. Arkadaşın üstüne. Çünkü artık diyor ki. Oha ne oluyor? Ülkeyi kapatır oluyor lan. Yaptı şu an. Arkadaş. Delirdi. Kafayı yedi. Biz ne yapacağız burada? Bu şeyleri değerlendireceğiz tabii hemen. Hazır. Arkadaşın ülkesi bu haldeyken birazcık daha paraşütçü konvertledim. Hızlıca fark ettiniz siz de onu. Birazcık daha paraşütçü konvertledik ve birazcık daha arkadaşın üzerine fırlatıyoruz ve kapıda edecektir bu hareket artık onu. Ama orası dolu çıktı. Tamam bir tane daha atarız paraşütçü. Zaten paraşütçü ucuz arkadaşlar bir şey olmaz diyeceğim de. Ulan herifin şeyi de düştü. Güreşi de geri aldı. Ne yapacağız? Yok zorlaştı artık işimiz. İşimiz zorlaştı gibi. Artık paraşüt çok işe yaramayacaktır. Evet. Evet. Artık paraşüt çok işe yaramayacaktır. Eski taktiğe dönüyoruz. İttirme. Line attack taktiği. SPG'ler burada. Oyunu durduralım. Computing Machine. Bu ne lan? Sağ üstüne açmışım ben öyle. Çaktırmayın. Closure Support'a abanalım. Şimdiki. Evet. Ekonomi olarak burada kalkındık. Evet. İki SPG'miz var. İki SPG'yi hemen arkadaşlar. SPG'ler çok hızlı ve çok tatlıdır. Çok tatlı yaratıklar ya SPG'ler. Çok tatlı yaratıklar. SPG'leri kullanın. SPG'leri sevin arkadaşlar. Evet nerede o? Hemen Prince of Terror alalım. Manpower'ımız. Dışarıdan Manpower'ı daha rahat toplamak için. Yani işgal ettiğimiz bölgede Manpower kazanmak için Prince of Terror. Reklam yapar gibi oldu değil mi? Ama öyle. Doğrular şimdi. Doğruları konuşmak ayıp olmaz. Doğrulardan bir şey olmaz. Hemen buraya ilerleyelim. Evet. Ya şöyle iyi şöyle kötü. Şimdi iyiliklerini kötülüklerden bahsederim. Arkadaşın line'ını yardık. Bu bir doğru. Arkadaşın line'ını yardık. Yani zor geçilir bir line'ını yardık. Ama ne oldu? Karşında bayağı bir paraşütçü kaybettik. Yani o da az kalsın ülkeyi kaybediyordu. Böyle bir şey de var şimdi. Niye geri çekilemiyorum lan? Neyse. Evet birazcık da arkadaşlar bir oyunu durduralım. Papatımızdan petrol alabiliyoruz mu? Papatımızda petrol yok ki. Soyutlar birinden petrol çekerim. Birazcık daha şu divizyonlardan basalım. Birazcık daha arkadaşlık dans edeceğiz. O sırada tanklarımız arkadaşlar şu bölgelerden bir tanesinden yarmam lazım. Uçak üstünü hala bize tabii ki de. Bu arada İtalya kim bombalıyor abi? Çekoslovakya bombalıyor değil mi? Büyük ihtimalle. Evet, Çekoslovakya bombalıyor büyük ihtimalle. Fransa bana asker vermiş. O askerleri kullanacağım. Kullanacağız arkadaşlar. O askerleri de kullanacağız. Neyi geri çekemedi hala? Ha, geri çekildi sonunda. O ufak noktadan yarabilirim. Az sonra bize bir nokta çıkaracak kendisi. Bu arada hala yaşayan şeylerimiz var abi. Neyse şu şeyi bypass seviyoruz değil mi artık? Bypass çok iyi. Albanian Occupation giderim. Beleş Arnavutluk kim istemez değil mi? Ben isterim. Ben isterim aga. Siz ister misiniz? Siz de istersiniz. Bir yandan bu arada İngiltere üzerinde ajanlık basalım diyecektim abi. Yine ajan alamıyoruz ki.
Niye ajanlık böyle yavaş geliyor ya? Allah Allah. Acaba savaştayken... O paket yemişim. Bu ne lan? Kurtardım şu adamları. Bu ne? Şaka mı? Şaka mı bu? Şaka videosu mu lan bu? Kurtaralım arkadaşlarını. Hemen. İspiciyle buradan vursak ama nehir arkası. Yaramayız ki. Paraşütçe düşürmeye çalışacağız arkadaşlar. Old Tactics. Paraşütçe düşürmeye çalışacağız. Yine az önce denediğim gibi. Şuraya bir hepsini indirelim. Ya paraşütçü aslında diyeceksiniz şimdi abi bak deneme şu paraşütçü işine. İşe yaramıyor deneme diyeceksiniz biliyorum. Ama yaratacağız arkadaşlar işe yarayacak. İşe yaramasını sağlayacağız. İşe yaramasını sağlayacağız. Buradan da paraşütçü atacağım bu sefer. Taktiğimiz daha basit. Hop dur. Siz burada durun. Herkes bu olduğu yerde kalsın. Şimdi bu noktadan. Evet bakın artık daha iyi noktalara erişebiliyoruz. Görüyor musunuz arkadaşlar? İşte taktik budur. Elimden geldiğince sınırları büyütmek. Bakın daha tatlı noktalara atlayış yapabileceğiz artık. Bakın görüyor musunuz? Bak buraya bile atlayabiliyorum abi çok iyi. Bu noktadan gayet güzelleri görebiliyoruz. Şimdi bu geri kalanla da. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Paraşüt atarken oyunum çöktü. Kusuruma bakmayın. Galiba oyun dedi ki paraşüt mü atıyorsun sen? Oynayacağım oyun dedi. Ya büyük ihtimalle ben öyle hissediyorum. Yani paraşüt atacağım için oyun bana küfür etti ya. Paraşüt atılır mı lan dedi. Yakışıyor mu oğlum dedi. Gerçekten oyun bize küfür etti arkadaşlar. Ama sıkıntı yok. Biz kaldığımız yerden paraşütlerimizi atmaya devam edeceğiz tabii ki de. Oyunun bir kere çökmesi bizi yıldırır mı? Hayır. Roma'ya çökmeden bizim oyunumuzun çökmesi bizim umurumuzda değil. Oha şeyli oldu lan kafir oldu Roma'ya çökmeden oyun çökmesi. Wow. Wow. Okey. Hazır mıyız? Let's go diyelim o zaman ve düş düş Roma'ya düş. Roma'ya düş düş Roma'ya. Hayır. Roma'ya İrayza katıldı. Neyse %100 kapitül oldu mu? Oldu. Güzel. Aksi davet ediliyorum. Aksi'ye katılmam önemli. Aksi'ye katılacağım ve Aksi'siz savaşa çağırmayacağım arkadaşlar. Sırf Çekoslovakya kudursun diye. Hani amaç bu. Çekoslovakya delirsin. Line'ı ne yapacağını şaşırsın diye yapıyorum bu işi. Çekoslovakya line'ı ne yapsın diye ne yapacağını şaşırsın diye yapıyoruz arkadaşlar bu işi şu anda. Korkmayın. Çekoslovakya line'ı ne yapacağını şaşırsın diye yapıyoruz bu işi. Sakın ama sakın tırsmayın. Savaşa çağırmamız gereken bir ülke var. O da Almanya zaten. Almanya'yı savaşa çağırmayacağız. Çok basit. Birazcık asker indirelim. Fark ettiyseniz hiç askerim yok. Line'a koyacak. Cepheye koyacak. Evet artık arkadaşlar. Taktiğiniz şu. Justify süreleriniz kısaldı. İngiltere sizinle savaşa girdiği için justify süreleriniz kısaldı. Elinizden geldiği kadar ülke işgal etmeye başlayabiliriz. Demek oluyor bu da. Macaristan'a da paraşüt atarız. Paraşüt atma sınırı var mı? Yok acaba benim gözümde paraşüt atma sınırı yok. Paraşütü line'dan kaldıralım şurayı. Bunları da hatta paraşütleri artık dönüştürelim arkadaşlar. Abarttık değil mi birazcık? Abarttık abarttık. Almanya tüfek yardım yapacakmış. Wow, teşekkür ederim. Artık line'ımıza çekilelim. Birazcık av yapalım değil mi? Yani hak ettik bu saldırıları. Bir Macaristan annekselim. Ardından bir Avusturya annekselim abi. Bunu İngiliz ajan niye alamıyorum? Bu saçma olmuş. Abi İngiliz ajan niye alamıyorum mesela? Anlamadığım şey bu. İngiliz ajan niye alamıyorum? Neyse çok önemli değil. Macar casfem bitti. Hemen Avusturya arkadaşlar. Almanya'ya yani Elayzımıza yani dostumuza Avusturya niye yedirmiyorsun lan diyeceksiniz şimdi bana. Yedirmeyeceğiz. Hayır yedirmeyeceğiz. Sana Avusturya yok kardeşim. No Avusturya for you hocam. Evet. Hemen dekleri vur. Çakalım. Bu ara anços manços gitmiyorsun değil mi lan? Yok. Treti bitti. Hepsi gidiyor. Uyu kardeşim sen uyu uyu. İyi uykular kardeşim. İyi uykular. Macaristan'da Elayza katıldı. Sıkıntı yok arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Elayza major bir devletle savaştayken justify sürelerimiz öyle bir kısalıyor ki tam da istediğimiz şey biliyor musunuz bu aslında? Justify sürelerinin kısalması tam da istediğimiz şey. Hiç haberiniz yok ama. Yani hiç haberiniz yok derken aslında bu istediğimiz şey. Evet Ege Adalarına Rodos'a çıkamıyorum. Hiç önemli değil. Rodos'a çıkamaymak hayalim zaten. Rodos'a çıkamaymak hayalim. Önemli olan kapitül olmamak arkadaşlar. Kapitül olmamak. Bir oyunu durduralım. Hı, güzel. Paket atacaktım da.
O fırsat doğmadı hala. Evet, paket atacakken paket dedik abi. Olur öyle. Şu askeri çekilsin, geri gireceğim. Sıkıntı yok. Şu askeri çekilsin. 9 saat ve çekildi, güzel. Ne oluyor oğlum? Albany Occupation. Arnavutluk kabul edecek mi? Eder herhalde. Ve etti. Güzel. Evet, Balkanlar'da bir ülke daha genişledik. Çok güzel genişliyoruz aslında, biliyor musunuz? Çok tatlı genişliyoruz. Yalnız şu tankı şuradan kurtarmam lazım, biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? O tank birazcık tehlikede. 24 Division daha çıktı. Onları da line'ımıza verelim. Bu arada bu Divisionlar çöp Divisionlar. Benim de haberim var bunlardan arkadaşlar. Çok aşırı çöp Divisionlar. Biliyorum. Bana boşuna demeyin. Çöp Division üretiyorsun şu an diye boşuna söylemeyin. Haberim var. Ayarlayacağız. Hepsini ayar çekeceğiz. Bu arada... Wow. Kötü oldu bu. Şimdi Justifier üst üste bitti ha. Nasıl tutacağız? Şöyle yapacağız. Senin line'ını sil. Avusturya'ya gel. Basit. Avusturya'ya buradan direkt sınırdan saldıracağız. Daha akıllıca, daha akıllıca. Avusturya'da direkt geri çakalım. Saldıralım aynı takla sınır üzerinden. Almanya'yı neden savaşa çağırmıyorsun diyeyim bana. Sorun arkadaşlar. Almanya'yı savaşa çağırmamın bir sebebi var. Almanya'yı savaşa çağırırsam Almanya benden daha fazla şey puan yapacaktır. Benden daha fazla puan yaptıktan sonra benim alacağım ülkelere göz atmaya başlayacaktır, diyecektir. Vay! Kardeşim Avusturya mı alacaksın ya? Yapar. O benim Alman kardeşim yapar. Bizden önce Avusturya almaya çalışır arkadaşlar. Buna izin verecek miyiz? Hayır. Burada niye air alamıyorum? Neyse, şu anlık pek önemli değil. Önemli olan Almanya'yı uzaklaştırmak. Yeterince Almanya'yı güçsüz yapmak. Neden Almanya'yı güçsüz yapmaya çalışıyorum? Çünkü ileride ben de Almanya'ya saldıracağım. Almanya ne kadar güçsüz olsa o kadar işime gelir. Amacım da bu zaten. Burada İngilizlerle bir yandan Fransa sıkıntıya düşmüş. Fransa tehlikede. Sıkıntı yok. Benim amacım şu an Macaristan'ı anekslemek. Macaristan'ı anekslediğimde arkadaşlar hem şey sıkıntıya düşecek. Evet. Hem dediğim gibi hem Çekoslovakya sıkıntıya düşecek hem Avusturya diyecektik ki Macaristan düştü. Yani anneks vakti. Evet. Bir durduralım. Şu arkadaşlar da line'ını silelim. Sizin de buraya line'ınızı uzatalım. Ondan sonra bu arkadaşları da bu line'a katılmaya davet ederim. Evet, let's go. Aslında Almanya'yı bir tık çağırabilirim savaşa. Neden diye sorun. Sorun arkadaşlar neden diye. Çünkü işimiz zorlaşıyor gitgide. Line'larda zorluk çıkıyor bize. Almanya'yı çağıralım, çağıralım. Çağıralım mefo girsin arkadaşlar. Çağıralım mefo girsin arkadaşa. Böyle daha da güçsüzleştireceğiz drone'u. Elimden geldiği kadar güçsüzleştirmeye çalışıyorum Almanya'yı da. Almanya gelmeyecek galiba lan. Kaltorum sattım, gelmedi. Aa, gelmiyor. Vay. Ama sıkıntı yok. Almanya iyi yaptı. Disinfection almakla. Her türlü bizim işimize geliyor. Evet, geldi Almanya. Güzel. Her türlü Almanya'nın infection olmak arkadaşlar bizim işimize geliyor. Çünkü diğer AI devletler ona sınır çekmeyi sağlıyor. Bu bizim işimize geliyor. Şöyle bakalım. Baya atak da verdim. Farkındayım. Elimden geldiği kadar puan kasmaya çalışıyorum arkadaşlar. Diğer ülkelerin üzerinde. Yoksa dayan atak verme kötü bir şey. Dayan atak vermeyi kimseye tavsiye etmiyoruz. Ama nedir? Dayan atak şu anlık lazım. Evet. Avusturya ne kadar olmuş düşmeye kalkalı. Bayağı az kalmış. Tankımız ne yapıyor? Şöyle bir gelsene sen ya. Tank abi, orada niye sıkıştın kaldın hacım? Şöyle bir gel bakayım. Sana ihtiyacımız var. Evet abi, şu Fransız ve Etiyopya Divizyonlarını silelim bir. Şu yeter artık. Sizinle mi uğraşacağım lan bir de? Evet, şuradan yandan dolaşalım. Bu arada arkadaşlar Iron Man mod açık. Hepinizin haberi olsun. Kullandığım map mod Iron Man modunu bozmuyor. Tam tersine Iron Man destekli bir mod. Iron Man destekleniyor. Bu mod içerisinde ve çok tatlı bir mod olduğu için kullanıyorum. Türkiye Hatay istiyor, alabilirsin tabii ki de. Bir de Hatay Türkiye'yi düşün olacağız bir de. Tabii ki de Türkiye Hatay'ı alabilir. Yerde ben de Türkiye alacağım. Hı? Ya. Dostluğumuz bu kadar işte. Hatay'ı verirsin, 5 gün sonra sana saldırır işte. İtalyan dostluğu bu kadar kardeşlerim. Çekoslovakya düştü mü? 98. Az kaldı az. Az kaldı. Nasıl paket erikli lan?
Yok, paket yemedik. Çek olsa düştü. Güzel. Şimdiki sırada arkadaşlar tek ülke kaldı. O da Avusturya ve o da gitti. Ne kadar savaş katkısı Almanya'nın? 29. İşte bu kötü. Almanya'ya birazcık izin verdik. Almanya genişlemeye başladı. Strikes, tabii ki de Strikes yiyeceğiz. Hiç sıkıntı değil. Uçaklarımızın hepsini bir şeye kaydıralım artık. 2000 uçağın hepsini İngiliz kanalına kaydıralım. Bu arada Almanya abi hata ediyorsun ya. Almanya'nın yaptığını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Gidip şey yapıyor. Bu arada Libya'yı kaybetmişiz. Evet, Libya'yı kaybetmişiz. Almanya'nın gittiğini üzerine uçak koyuyor. Bunu yapmaması lazım. Erdoğan'ı bir daha çıkarmayaydık. Problem değil. O dostları çıkarmıyoruz tek tek. Şu divizyonu birleştirelim artık. Çok dağınık gözüküyor. Farkındayım. 6, 4, 1. Güzel. Evet. Yeni tanklarımız çıkaralım. İhtiyacım varsa çocuklar. Evet, tanklarımızı buraya kaydıralım. Kingdom of Libya kurmayın. Sakın ama sakın arkadaşlar, Collaboration Government hiçbir yerde kurmayın. İleride anlayacaksınız neden bunu dediğimi. Abi 20 tane mi çevirdim de, sıkıntı değil. Sakın ama sakın hiçbir yerde Collaboration Government kurmayın arkadaşlar. Burada kaç uçak var ya? Hayır abi. Ne yapıyorsun? Almanya'nın salaklığı hep bu arada. Almanya salaklık ediyor arkadaşlar. Alabileceğim uçak üstünlüklerini kapatmaya çalışıyor yani. Elinden geldiği kadar. Ya AI de ne yapsın hocam yani. Herifin hayatta amacı yok ama yine de yapmasın abi. Ayıp oluyor, yapmasın. Lütfen söyleyin, yapmasın yani. Bu arada ben birer birer atmak varken niye beşer beş atıyorum arkadaşlar? Canım sıkıldı. Delilikten yani. Hoppa. Evet, paraşütçüler gitsin. Ve evet, Almanya'nın yüzünden İngiltere uçak çekti. Ve bu yüzden elimi kolumu oynatamıyorum. Sağ ol Almanya. Eyvallah. Almanya yüzünden arkadaşlar. Almanya yüzünden. Neyse, uçaklarımızın hepsi oradan çekerim. Tüm uçaklarımızı çekerim. Planı da iptal ederim. Biz onun yerine Belçika'ya cesaret alalım. Evet. Planlar iptal. Belçika'ya saldırıyoruz. SPG'ler de bu arada. Maraş eliminde olsun. Çok önemli değil. Evet, Research'ümüze geri dönelim. Bu arada yıl 37 ve biz bayağı bir farkındaysanız Avrupa üzerinde genişleme sağladık. Bulgaristan'a da saldıracağız. Yunanistan'a da saldıracağız. İngiltere düşmeden arkadaşlar Avrupa'ya bayağı bir temizlemeye çalışacağız. İsviçre'ye de saldırırım büyük ihtimalle. Taktikler çok basit. Tek yapmamız gereken bir AI ile savaşa gir. Major AI ile gerisini annexle. Evet, şu ajanı senin artık İngiltere üzerinde ufak ufak. Ben Mesut'u dolandım bu arada. İngiltere üzerinde ufak ufak artık hak iddialarına başlayalım. Collaboration Government ile. Evet, sıradaki Justify Hollanda olacak. Lüksemburg'a değil. Lüksemburg'a atayım mı diye şöyle bir 2 dakika düşündüm de. Lüksemburg bekleyebilir. Lüksemburg Convoy'di arkadaşlar. Uçağı buraya verelim. Evet, gördüğünüz üzere tanklarımız çok efektif. Ben demiştim bu tanklar çok efektif tanklar diye. Çok iş yaparlar. Çok güçlü tanklardır. Yani 20 combative falan ama arkadaşlar bayağı iş yapıyor mu? Yapıyor abi. Yapıyor abi. Yapıyor ya. Abi çalıyor çırpıyor ama bu tanklar gerçekten iş yapıyor abi. Çalıyor çırpıyor. Doğru. Ekonomimizin içinden geçiyor. Çalıyor çırpıyor ama abi iş yapıyor bu tanklar. Bu tankların basımı birazcık şeyle. Zahmetli. Ama yapıyor bir şeyler abi. Yapıyor 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 yapıyor. Hollanda'ya girişimizi hazırlayalım. Libya'nın infrastructure fokusuna gittik de hiçbir işe yaramayan bir fokus. Biliyorsunuz artık. Yani fokus dediğim o kadar kötü ki yani. Fokus gitmemekle aynı şey yani. Şu an gittiğim fokuslar. Hiç fokus gitmesem yine aynı şey olacak. O yüzden en azından boş boş fokusa ilerliyorum. Modernize artilere giderim. Artilere buff'lara kazanalım azıcık buzucuk. Evet, şimdi sırada Lüksemburg var arkadaşlar. Niye bu ülkeleri anne istiyorum? Çünkü arkadaşlar bu ülkelerden hem army skoru kasıyorum. Almanya'nın skorunu ikiye katlıyorum. Hem de elimden geldiği kadar Avrupa'yı temizliyorum. İngiltere sayesinde. Haberiniz yok. İngiltere şu anda Avrupa'yı temizlememe yardımcı oluyor benim. Şu anda İngiltere bana verdiği Justify, hızlı Justify buff'ıyla Avrupa'yı temizlememe, Avrupa'yı konuşamadım. Temizlememe yardımcı oluyor. Şu an İngiltere sayesinde Avrupa'yı temizliyorum ha. Gerçekten İngiltere sayesinde Avrupa'yı temizliyorum. İngiliz ajan 2 tane varmış. İlk ajanı şuraya yollayalım. Ufaktan ajanlarımız işlemlerine başlasın. Lüksemburg'un Justify'ı bitti. Durdur. Almanya'dan önce saldıralım da arkadaşlar.
Almanya puan kasamasın diye uğraşıyorum elimden geldiği kadar. Bulgaristan'da sıra. Ufak ufak arkadaşlar, ufak ufak böyle böyle Avrupa'yı bitireceğiz. Şimdi sırada Bulgaristan var. Ardından Yunanistan var. Ardından Türkiye'ye saldırıp Türkiye Savaşı'nı bitirmeden İngiltere'yi düşüreceğim. Yeni taktik bu. Bu arada şu paraşütçüleri bir kaldıralım abi. İki tane at mı var lan senin içinde? Var abi. Sarı buraya. Paraşütçüler. Görevden ayrıl. Bu daha şey komutanlar. Göbe Divizyonu'nu sil. Bulgaristan'a ne isteyeceğiz şimdi? Uçaklarımız nerede? Uçaklarımız. Bir durduralım. Uçaklarımı bu paşaya verelim. Güvenilmesi paşaya. Ve let's go. Bulgaristan üzerine savaş ederim. Arkadaşlar görüyorsunuz yani. Oyunda şu an harita boyuyoruz. Gerçekten samimi söylüyorum, harita boyuyorum abi. Haritayı boyuyorum. Zevk alıyor muyum? Evet. Zevkli. Gerçekten zevkli bir harita boyaması. Zaten harita boyamak zevklidir arkadaşlar. 10 saat haritaya bakıp başka ne yapabilirsiniz ki? Haritayı boyamaktan başka. Ve güzel. Az kaldı Sofya'ya gireceğiz. Ufaktan yaklaşıyoruz. Roma İmparatorluğu kuruşumuza ufaktan yaklaşıyoruz arkadaşlar. Çok güçlü Roma İmparatorluğu, çok çok. Ayrıca Almanya'ya saldırmaya galiba gerek kalmayacak bir de. Ama demokrat, ben sizinle ne sözü verdim? Roma İmparatorluğu ardından Avrupa Birliği sözü verdim. Bu yüzden arkadaşlar bu sözümüzü tutacağız. Gris'i yedikten sonra tabii. Yani elimden geldiği kadar arkadaşlar Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği diyorum. Yani hazır savaştayken Roma İmparatorluğu ülkelerini toplamaya çalışıyorum. Hazır elim değmişken yani. Başlamışken ufaktan bir değdirelim değil mi herkese, değneği. Değneğin ucu herkese değecek. Bu arada 500 gün research diyormuş lan, ben onu görmedim. Şunu kısalım. Görmedim dedim. Fark ettim aradan 500 gün dediğini. Görmedim dedim yanlışlıkla. Fark ettim yani, 500 gün research yapmayacağız arkadaşlar. Yani Roma İmparatoru, Roma İmparatoru dedik de tam güçsüz müçsüyüz de o kadar da değil be. 500 gün research kim kaldırabilir? Kimse kaldıramaz. Uçak ayarladık değil mi lan buraya? Vermişiz. Ya uçaklara bak. E'ye verince uçak E'ye de düzgün kullanıyormuş uçakları ya. Hepsini buraya versene işte ha. Bu işte bu ya. Hemen şuna paket at. Ülkeyi ikiye böl kardeşim. Modernize artileri bitti. Hemen hop. Bir de modernize armayı derim abi. Şuradan, 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 şuradan. Hop, 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 hop. Hızlı, 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 hızlı. Hepinize sıra gelecek. Hepinize sıra gelecek arkadaşlar. Hepinize annexlenme sırası gelecektir. Kimse korkmasın abi. Evet, Orfe'ye girsin biriniz de. Evet, Atina'ya girdi bu adam da. Çok iyi. Ama sen nereye dolaşıyorsun lan? Patrasa matrasa girsen kardeşim. Çok iyi. Evet. Yunanistan'a düştü arkadaşlar. Şimdi sırada Türkiye var diyebilir miyiz? İsviçre var diyebiliriz ya. Ya İsviçre sonuna mı saklasak? Sonraya mı saklasak? Nasıl yapalım bilmiyorum abi. Hangi ülkeyi annekslesem diye hani düşünüyoruz. Anladın mı? Artık o kadar geliştik. Hangi ülkeyi annekslesek diye düşünüyoruz. Sırada İsviçre'ye koyalım ya. Sıraya İsviçre'ye koyalım. Evet. Böyle bir line çekerim. Ve İsviçre üzerine. Abi artık papatlarıma division vermeyin. Sizi kullanamayacağım. Papatlarıma verdiği division'ı kullanamayacağım artık. Bana division vermeyin arkadaşlar, ne olur. Kullanamıyorum yani. Alamıyorum. Alana kadar ölüyor büyük ihtimalle. Gelene kadar ölüyor. Aslında arkadaşlar Roma İmparatoru için İspanya falan da lazım ama İspanya'ya mı daha saldırıyor? Yani İspanya'ya saldırmak zor olacaktır. Çünkü iç savaşlar ya. Bu division kimin lan? Aslandım aslandım. Kim o? Yok bir dakika, papatlarından birinin o ya. Değişik. Fark edemedim kim olduğunu. Neyse. Tekleri var. İsviçre'de Reis'e katıldı. Arkadaşlar bakın, bir majör ülkeyle savaştayken o majör ülke sizin diğer ülkeyle justify sürenizi öyle bir kısaltıyor ki, yani zaten sen büyük bir güçle savaştasın. Diğer ülkeye de saldırmak senin için kolay oluyor arkadaşlar. Yani sizin için kolay oluyor. O yüzden biz de takır takır bu buff'ımızı kullanıyoruz.
Elden geldiği kadar tüm Avrupa'yı İtalya altında birleştirmeye ilerliyoruz. Bu arada gördüğünüz üzere İngilizler üzerinde ajanlık sistemimiz gelişmekte. İngilizlerin ajanlık sisteminden daha iyisini yapacak güçteyiz yani hocam. Zürih'e girsen de ve İsviçre de bitti. Sırada Türkiye. Ve Türkiye'den sonra arkadaşlar mission completed diyebiliriz. Artık salacak ülke kalmıyor diyebiliriz. Mesela Türkiye'ye 1 gram vursam da yeter olacaktır. Mesela şöyle yapacağım. Bu line'ı sil. Sadece bir 24'lük. Türkiye'ye gel. Bu 24'lük çıkar. Geri kalan 31 division 31 division gelsin. Onlarla artık İngiltere'ye saldıracağız. Bu kadarcık harita boyamak bence yeterli. Şunlara yatak verelim. Armor veya maneuver da olur. Maneuver veya Grand Support. Evet, All Weather da olur. Her türlü olur. Burada her şeyi saydık. Arasında bir tane tuttu. Evet abi. Almanya'ya küfür edeceğim şimdi. Arkadaşlar gerçekten küfür edeceğim Almanya'ya. Hani videoda küfürden de uyarayacağız yani YouTube'dan. Hani Almanya'ya küfür edeceğim. Bakın yine uçak koymuş. Uçak koyunca arkadaşlar niye uçak koymasına kızıyorum? İyi bir şey değil mi diyeceksiniz ama uçak koyması iyi bir şey. Ama uçak koyunca bakın AI uyandırıyor. AI normalde uçak koymuyor. Bakın abi herif. Çıkarmaydım bu arada onun yüzünden büyük ihtimalle değil mi? Tiran Denizi. Yep. Aa, çok önemli bir yere değil. Sıkıntı yok. Evet, Türkiye'ye declare war. Lan atak vermeyin. O size saldırsın. Bir şey olmaz. Of arkadaşlar of. Of arkadaşlar of. Elastik defans. Bir diskrayık. Arkadaşlar. Aha paraşüt çaldı. Atladı. Tamam. Tam da kızıyordum biliyor musunuz Türkiye? Ayşe'ye. Türkiye nereden çıktı? Hala almaya küfür etmeye devam edecektim tam da. Başarılı olduk. Başarılı olduk. Tam da küfür etmeye devam edecektim biliyor musunuz? Sen de kalaysa git. Tüm uçaklar buraya ve let's go. Elinizden geldiği kadar arkadaşlar biliyorsunuz Fransa videomuzda son. İlerleyin demiştim. Elinizden geldiği kadar ilerleyin demiştim. Evet. O taktiğe devam. Elinizden geldiği kadar İngiltere ne kadar çok ilerlerseniz o kadar çok başarıya ulaşmaya şeyiniz, şansınız artar. Bu yüzden İngiltere topraklarında elinizden geldiği kadar ilerlemeniz lazım. Mesela ben bu tank SPC'lerle hemen şuraya kadar uzamaya çalışacağım. Hatta bunlar da bunu uzasın abi. Yani elinizden geldiği kadar büyüyün. İngiltere içerisinde. Almanya'nın bu arada %23 katkısı var. Bizim 73 katkımız var. Almanya'yı bayağı bir katlamışız ikiye. İkiye değil bayağı bir katlamışız Almanya'yı. Gayet hoş. Türkiye de bu yandan bize saldırıyor bu arada. Türkiye'ye yalan atak vereceğim. Türkiye'ye yalan atak veriyorum. Çünkü war score kasmak için arkadaşlar. Yaptığımı anlatıyorum yani ben size. Ben ne yapıyorsam anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar size. İşte bunu yapıyorum neden? İşte bu yüzden. Bunu yapıyorum neden? İşte bu yüzden arkadaşlar. Siz de bana yardımcı olun. YouTube kanalıma abone olun. Evet. Sen bu videoyu izliyorsun ve abone olmuyorsun. Ayıp ediyorsun kanka. Ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun. Abone ol. Biz de Türk evladıyız ya. Biz de Türküz kardeşim. Ayıp değil mi? Hemen şuradan hacı. Cardiff, Mardiff, let's go. Hemen buradan Liverpool falan kardeşim yani. Focus gidecek. Pact of Steel mi gideyim? Ne gideyim? Special Forces gideyim bari. Liverpool. Leeds, Meets ilerle. Hiç yine Color 5'ini atmadık abi. Oh! Bayram şey gibi gidiyoruz anasını. Hiç Color 5'i falan atmadık. Şey gibi gidiyoruz yani. Bindik bir alamete gidiyoruz yani. Tanklarımız, tanklarımız, Glasgow ve Edinburgh falan filan takılın işte hocam. Arkadaşlar elimden geldiği kadar ben ne demiştim geçen Fransa videosunda. Fransa videosunu izlemediyseniz bu arada izleyin. Neyse. Ne demiştik Fransa videosunda? Elinizden geldiği kadar İngiltere'ye ilerlerseniz İngiltere artık diyecektir ki yeter ya. Ben onu tutamayacağım abi deyip strese girecektir AI. AI strese girdin mi artık sizin için de pek bir İngiltere'yi düşürememek. İçinize stresi kalmasın. O stresi AI'ye bırakın ve siz de İngiltere'yi rahatça düşürün arkadaşlar. Birmingham'a giremeyeceğim bu arada. İşte bu stres başladı şimdi bende. Ben Birmingham'a giremeyeceğim ya. Stresi başladı. Ama sıkıntı yok. Şuradan bir yerlerden bir şeyler yaparız gireriz. Tüm tanklarım gelsin şuraya. Tüm tankları kullanarak hızlıca Birmingham'a gideceğiz. Burada militer fabrikaya döneyim artık. Çünkü tüm dünyanın sivillerini sömürdükten sonra ben yani arkadaşlar. Bu kadar sivil sömürme yeter. Evet Birmingham'da bana aynı atak vermiş. Akıllı çocuk.
Ve Yiğit'e düştü mü? Düşmedi. Niye? Dondura gir mi aldı? Evet, dondura gir almış. Çatır çatır dondura geri alacağız arkadaşlar. Nereden aldım orada dondura geri aldığını? Şuradan aldım arkadaşlar. Bir baktım İngiltere'nin düşüş seviyesi çok artmış. Yani düşme kapitüle şeyi çok düşmüş. O anlaşılabiliyor ve gitti. Şimdi arkadaşlar bizim ihtiyacımız olan yerler. Burası. Almanya'nın almaması gereken yerler. Almanya umarım kendi işine bakacaktır. Biz burada alırken. Evet, enter yapalım. Nereleri aldı? Hiçbir yere almadı galiba. Bakayım. Sudetland falan almış. İyi, güzel. Şimdi Türkiye'ye de ihtiyacımız var arkadaşlar. Biliyorsunuz Roma İmparatorluğu'nun içinde Türkiye topraklarının hepsi bulunuyor. Kusura bakma Sayın Türkiye. Ama bunu yapmak zorundayım. Üzgünüm. Kıbrıs. Önemli bölgelerden bir tanesi yine. Mısır'ın üst tarafları. Önemli bölgelerden bir tanesi yine. Evet. Sonra Cebeli Akdeniz toprakları. Malta. Geçen Malta'yı unutmuşum arkadaşlar. Bir tane videoda almayı hatırlıyorsunuz o videoyu. Hatırlamayan varsa izlesin. Malta'yı almayı unutuyoruz. Soyutlar alıyor, bir şeyler yapıyor. Hangi videoyu ben de unuttum. Ben de izlemem lazım galiba. Bura benim için önemli. Evet. Çok başarılı bir şekilde arkadaşlar. Kopardık. Her yeri. Kendimize aldık. Papıt. Pas. Bir dış Malaya, bir dış Raş. End turn. Papat İngiltere gel buraya. Buraları ver. Ay, niye ölmedi lan? Niye ölmedi lan? Reset. Pas. Subject. Gel. Buraya da gel. Güzel. Sonra abi bir sürü satelit geldi. Gerisine tek o sayı satabiliyoruz mu? Benim olsun her yeri. Yok, yapamıyoruz öyle bir şey. South Africa. Papat. Belçika. Gerisi Papıt. Take all states hatta. Hollanda. Abi Dutchess niye düşmüş lan? Take all states. Pas. Dutchess niye Papıt. Hollanda Papıt. Abi arkadaşlar. Uğraştığımız şeye bakın ya. Uğraştığımız şeye bakın abi. Liberate değil. Papıt. South Africa. Pas'tan. Evet. Dünya fethimiz başarılı bir şekilde bitti. Ne oldu? Bu ne? Portugal gemi almak istiyor. Al kardeşim. Portugal kardeşim. Evet arkadaşlar, İtalya'yı görüyorsunuz ne kadar big. Ne kadar büyük olduk. Irak. Portekiz. Eastern Mediterranean ney? İngiltere bir toprağını mı almadık acaba bir yerden? Bir Almanya'ya mı kaptırdık? Ada olarak falan filan. Yo, kaptırmadım. Bug'lı gözüküyor sanırım orası. Neyse, Irak. Gel bakalım. Ah, keşke İngiltere savaştayken Irak'a da lasa atlayacağım de. Yok ya, onu yapamazdık arkadaşlar. Zordu. Evet, şunları silelim artık. Şu divisionları alalım. Hepsini Irak'a koyalım. Bu arada leş atan divisionları da dünya alıyoruz. Düşünsenize leş atan divisionları. Aa, burayı da almamız lazım mıydı acaba? Gerek yoktur ki. Orayı ne yapacağız? Doğru. Evet. Almanya'ya ajanlarımızı atalım. Evet, Almanya'yla faction'dayım diye Almanya'ya ajan atamıyorum değil mi? Kötü oldu bu. Faction'dan ayrılalım tabii ki de Almanya'nın. Ve bu ajanı sil. Bu ajanı sil. Bu ajanı sil. Alman ajanı al. Alman oraya geçin, iptal et. Italy first giderim. Fox'a giderim. Buna giderim. Medium gitmek yerine Light Tank 3 giderim. Evet, güzel. Roma Ambition için Irak, Portekiz ve İspanya lazım arkadaşlar. Çok önemli değil artık. Hallederiz, hallederiz. Şurası da lazım mıydı acaba? Oraya mı diyor? Yo, oraya lazım demiyor. Malta'yı aldık değil mi biz? Aldık. İtalyan adası kalmadı ki. Akdeniz her yer bizim. Akdeniz İtalyan gölü oldu. İtalyan gölü ne demek işte? İtalyan denizi oldu Akdeniz. Bu arada şunu iptal et. Bunu iptal et artık. Papıtlarımızdan çalışıyoruz hocam. Malaya ver oğlum. Bu lazım. Ver kardeşim. Artık papıtlarımızdan çalışıyoruz arkadaşlar. Haberiniz vardır. Ekonomi devi olduk. Mesela diğer papıtımız Hindistan. Garnizon ver.
East Indias. Garnizon ver. Malezya garnizon ver. Arkadaşlar bunlar bu işe yarayan ülkeler. Bunların başka bir işlevi yok ki. Evet, Kanada garantisi gelecektir ve Kanada bizi hayatımızı kurtarıyor arkadaşlar. Haberiniz yok ama şu an Kanada'nın attığı garanti bizim hayatımızı kurtaracak. O garanti sayesinde yine ne olacak? Kısa Justify'ler başlayacak. Kısa Justify'ler devri başlayacaktır. Kısa Justify'ler devri sayesinde İspanya'nın tüm iç savaşa Justify'ı aslında. Tatlı olur mu? Olur ya. Güzel bir savaş veririz. Evet, uçaklarım. Uçakların hepsini yine bu tankçı abiye verelim. O da Irak üzerine harekete geçecek zaten. Ya aslında yani çok basit. 37 yıl, 38 yılındayız ve şu an Avrupa'nın değil. Yani dünyanın bilmem kaçta bilmem kaçı benim elimde. Gayet güçlüyüz. Almanya'da falan güçlüyüz. Da Almanya'ya da alabilirim oğlum ben ya. Böyleyken hazır bak. Almanya daha güçlenmemişken Almanya'ya da alabiliriz arkadaşlar biliyor musunuz? Ya abi. Yani. Hazır bakın Consumer Good da girdi bu adama. Yani bizim yüzümüzden bu arada bunlar hep biliyor musunuz? Almanya hep bizi başına açtık bu işleri Almanya'nın. Hep biz başına açtık adamı. Şunu 7-2 yapalım tabii ki de. Almanya'da almak intihar oluyor mu lan acaba bana ya? Çünkü geçen aynı böyle bir sevimde Almanya'da almak bana intihar oldu arkadaşlar. Acaba yine intihar olacak mı Almanya'da almak bana? Sanırım olmaz ya. Evet, Almanya ajanlarımızı yollayalım. Bohemi üzerine. Bohemi'de isyan yediği için daha rahat ajanlık kuracağızdır. Kuracağızdır. Teleforce diyoruz. Ne oluyor lan? Yugoslavya'ya bir şey oluyor. Evet, çok önemli değil. Kapat Division'ı çalalım abi. Lazım çünkü. Var mı bir Force'un? Yok. Allah Allah. Ben kimden Puppet Division alabilirim? Armored şey. Bir Grease falan filan abi. Bir gidecek adam kalmadı ki. Bir Grease yazıyor orada bile. İnanılmaz. İtalyanlar. İtalyan Etiyopya'sı. Bana asker verin beyler. Arkadaşlar cepheye koyabildiğim askerin hepsi bana lazım olacak. Bir sürü asker lazım olacak. İngiltere ver, Division ver. Fransa. Division ver. Fransa'nın Division'ını almışız zaten. Senin Division'ın yok. Başka kim var? Hollanda'nın Dutch East India'sı var mıdır Division? Yok. Bunda da yok. Neyse elden geldiği kadar Division çaldık. Sıkıntı yok. Şöyle yapacağız. Arkadaşlar Almanya üzerine saldırıya geçeceğiz ya. Yani şu an o kadar da güçlü bir ülkede değiliz. Hani çok Division'ımız yok. O yüzden Puppetlarımın Division'ını çalıp onlarla savaşacağım. Hatta ben Almanya'ya casfi attım mı lan? Attım doğru. Biz de aklımız gidip geldi be. 32. Şöyle 8'i buraya ver. Geri kalan 24'ü. Tankı buradan çıkar artık. Yeni komutana. Bu dayıya. Buradan da şu dayıya. Buradan sen gel. Bu dayı buraya. Buraya bu dayı. Buraya daha fazla asker koymam gerekecek. Ayarlayacağız onu da. Manpower yasamızı arttıracağız. Yasama yürütme manpower yapacağız. Bir Alman ajanı yok mu? Yok. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar. Almanya üzerine taarruz gerçekleşeceğiz. Almanya'nın divisionları nerede lan bir de? Baksana division yok herifin. Line'ları dolduramıyor daha. Acaba boş yer sağ sola mı dolduruyor? Saçma saçma yerleri mi dolduruyor? Büyük ihtimalle öyle, öyle yapıyor. Şöyle bakalım. SPG basayım ha hatta. Birazcık daha SPG basalım. Bir alttan da. Hatta bir ona çıkaralım onu. Onu ona çıkaralım. Oha ne kadar güzel kafir oldu değil mi? Lan böyle kafir gücünleri kurmak ne kadar eğlenceli biliyor musunuz arkadaşlar? Çok iyi çok iyi. Bu divisionları da kaydıralım. Çok iyi. Evet, Almanya'yı arkadaşlar Early'deyken annexleyeceğiz. Bugün kimi annexleyeceğiz yapacağız. Evet, Division geliyor hala İngiltere sağ olsun. Çatır çatır Division basıyor. Bastığın her Division'ı da bana vermen ayrı bir incelik İngiltere. Gerçekten British. Aa, Warwick USSR gidiyor lan adam. Adam ölümünü imzalıyor lan. Hazır. Almanya'yla savaştayken Irak'ı da alırım. Çok rahat, çok rahat, çok güzel. İspanyol İç Savaşı da bir bitmedi ha. Lan şu Spain kazanmasa bari. Sovyet destek Spain. Dur. Ben bu savaşı çevirtirmem lazım. Start and hocam. Al. Al kardeşim al. Al çevir şu savaşı. Al çevir şu savaşı. 900 kes attım. Havaları eline alacaktır. Yani normalde İspanya 50 uçak falan oynuyor. Toplam bütün İspanyalar 50 uçakla falan oynuyor arkadaşlar. 900 kes.
Oranın hava sahasının kaderini değiştirecektir. Emin olabilirsiniz bundan. Evet. Az kaldı, az kaldı. Berlin'e gireceğiz. Yani arkadaşlar bakın. Siz de böyle oynayabilirsiniz bu oyunu. Çok basit. Oynamadım mı? Sabahtan beri. Yani çok basit şeyler yaptık. Bir kere oyun çöktü. Oyun bizi cezalandırdı kardeşim. Bu kadar para üç oynarım yazık günah dedi. Biz oyun bir kere cezalandırdı. Haberiniz vardır ondan. Ama ondan sonrası arkadaşlar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bakın her yerde %40 konfiyans kasmışız. Bu da gayet iyi. İspanya'ya saldırmamız lazım. Portekiz'e saldırmamız lazım. Bir de Irak'a saldırmamız lazım. Ondan sonra demokratik dönüp Avrupa Birliği kuracağız. Bir ton işimiz var daha. Bir ton işimiz var arkadaşlar. Daha. Bir ton işimiz var. Bu arada bunu da line'e koymamışız ya. İnanılmaz. Mistake. Evet, kaç gün kalmış? 3 gün kalmış. 3 gün sonra Almanya'ya kapatıyorum abi. Ulan bir şu sevdi arkadaşlar. Bir kişiye Kolor Beşik atamadım ya. Yanarım yanarım buna yanarım ya. Ulan kimseye Kolor Beşik atamıyoruz ya. Allah Allah o kadar kişiye şunu atarım yok bunu atarım yok bu, arkadaşlar şunu ajanı da alalım yok arkadaşlar bunu ajanı da alalım dedik dedik. Bir kişiye nasip olmadı ya. Harbiden nasip olmayınca olmuyor ya. Leipzig, Berlin. Berlin'e girdik direkt ya. Herifin division yok ki yazık günah ya. Arkadaşlar Almanya'nın bütün hayat kuyularını kuruttuk. Avusturya'sını elinden aldık. Çekoslovakya'yı verdik ama kor olmadan verdik. Hayat kuyularını elinden aldık adamın ya. Yaşam bağlarını aldık elinden adamın yaşam bağlarını. Yani herif karşıma division koyamadığına baksana Berlin'e gidik direkt. Sağ tıkalım Berlin'e ya. Yani böyle almayı gördünüz mü siz? Görmemişsinizdir. İşte arkadaşlar ben bundan bahsediyorum videonun başından beri. Almanya'nın tüm gücünü sömürmek bundan başlıyor. Vanilla oynuyorsanız Almanya'nın tüm gücünü sömürmek böyledir arkadaşlar. Çekoslovakya elinden almak. Her yeri elinden almaktan bahsediyorum sizlere. Anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu arada kısaca sıvayı unuttum. Hemen 20 günde bakın Irak. 20 günü Irak. 20 günü Irak hocam. Hocam mucize aramıyoruz. 20 günü Irak'a saldırıyoruz. İspanya. Evet. Almanya kaç günde düştü lan? Almanya kaç günde düştü arkadaşlar? Bilmiyorum. Almanya yanılmama. States, let's go. Almanya kaç gün düştü bilmiyorum ama arkadaşlar Almanya düştü. Ve İtalya'yı görüyorsunuz ne kadar büyük. How big I am hocam. How big I am. Ve evet İspanya, Irak ve Portekiz'den başka düşman şey kalmadı. Irak'a 24'lük çekeceğim. 24'lük yeter olacaktır. Sonra arkadaşlar geri kalan divisionlarla Nasyonel İspanya'ya cesfi atacağız. Nasyonel İspanya değil, Aragon'a cesfi atacağım. Ondan sonra Demokratik İspanya'ya cesfi atacağım. Artık bıktım yani. Bu adamlardan da kurtulalım. Yoksa bizim şey normal İspanya gidip şeye papat olacak. Sovyetler Birliği'ne papat olacak. Bu save'i Sovyetlere dalmadan bitirmek istiyorum. Zaten çok güçlü olacağız. Sovyetlere girersek bir de yazık gün olur Sovyetlere ya. Evet. Bu şey de bitti. Evet. Irak. Gel buraya. Evet. Kanada ile savaşa girdik arkadaşlar. Kanada ile savaşa girmemizi değerlendirip hemen Katalonya'ya Justify ve 15 gün sürüyor. İşte bu kadar basit bu oyun. Bu oyun oynamak bu kadar basit arkadaşlar. Bu oyun oynamakta bir şey yok. Army Maneuver. Bakın sabahtan beri yaptığım zor bir şey var mı? Yok. Hiçbir zor bir şey yapmadım sabahtan beri. Kolay şeylerle oynuyorum. Şu Focus Tree ile bunları yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İtalya güçlü. Yani berbat bir Focus Tree ile bunları yapabiliyorsunuz. Ve İtalya kötü demeyin. İtalya güçlü bir ülke. Bu arada bu adama da saldıracağım. Ondan sonra faşiste de saldıracağız. Bunu hiç dert etmeyin. Faşiste de saldıracağız. Evet, Katalonya bitti. Anarşistlerin ağzına yüzüne vuruyoruz. Sonra hemen demokratiklere. Çünkü arkadaşlar niye bunları yapıyorum? Ne de demiştik? Bir daha söylüyoruz. Amacım adamın Sovyetler Birliği'ne papıt olmasını engellemek. Bu adam Sovyetler Birliği'ne papıt olursa uğraş anam uğraş yok. Sovyetleri düşür yok onu yap bunu yap. Oho. İspanya'da faction almayacağız. İspanya'yı niye faction almayacağım? Çünkü o İspanya'da saldıracağım. Yani elden gelen her şeyi yapıyoruz arkadaşlar. Her türlü bu oyunun
Yani bir inek gibi sütünü şey yapıyoruz. Sütünü sağıyoruz. Boyunu sütünü sağacağız arkadaşlar. İtalya, en fazla İsmail'den geçiş hakkı alırız yani. Hatta ona da gerek yok ya. İtalya'dan geçiş hakkıya gerek yok. İsmail'den pardon. O geçiş hakkına da gerek yok. Hatta bırak kalsın. Evet, Irak. Hiç bakmıyorum bile Irak'ta nelere dönüyor diye. Evet arkadaşlar. Geçiş hakkımızı da aldık. Şimdi ne yapıyoruz? İsmail'e haddini bildireceğiz. Ve arkadaşlar sıradaki Justify'ınız kim olacak? Portekiz olacak tabii ki de. Portekiz'e de saldırmaya hazır olun. Ve line attack. Ve line attack. Let's go. Yani çok basit işte. Bu kadar basit arkadaşlar bu oyun. Bakın basit demekten ben de yoruldum. Siz de yoruldunuz. Basit kelimesini duymaktan yoruldunuz. Farkındayım. Ama ne yapayım? Ne yapayım yani? Basit. Orada turuncu üstüne turuncu gitti. Kırmızı yapalım. Renkler belli olsun. İspanya'ya çok hızlı ittiriyoruz yani. Bakın demiştim arkadaşlar. Bu SPG'ler çok kullanışlı. SPG'ler çok kullanışlı arkadaşlar. Ben size demiştim bu SPG'ler çok kullanışlı diye. Bu SPG'ler her modda yapabilirsiniz. Her modda kullanışlıdır. Ama sadece early'de. Karşınıza birisi medium tank koyarsa bu SPG'ler karşısında neye dönüşür biliyor musunuz arkadaşlar? Yavru köpeğe dönüşür. Evet. İspanya'nın bir savaşı kazanmasına büyük bir şekilde yardımcı olduk. Ama yetti mi? Hayır, sırada sen varsın. Evet. Şöyle durduralım. Portekiz Airways'e katıldı ve evet, sırada sen varsın tatlım. Şöyle geri çekelim aynımıza. Ve ardından bu arkadaşa saldıralım. İspanya'ya da haddini bildirelim. Ondan sonra zaten pek bir şey kalmadı arkadaşlar. Portekiz'den eksiyip artık Demokrati'ye döneceğiz. Bu arada haberiniz varsa ben niye fokus ediyorum bu arada ya? Demokratik reformları alalım artık. Çünkü ben ne söz verdim size? Pardon. Çünkü ben ne söz verdim size arkadaşlar? Demokratik ardından Roma İmparatoru ardından Demokratik Avrupa Birliği dedim. Ve sözümü tutuyorum. Bizde söz çiğneme yoktur arkadaşlar. Kaç gün diyeceğiz ve 15 gün. Ah, çok iyi değil mi? Çok iyi, çok iyi. Herif benim için Portekiz anneksiyor bu arada, sağ olsun. Bekleri boş. Evet. Evet. Geçmiş olsun kardeşim, geçmiş olsun. Seni tanımak güzeldi. Güzel kardeşim. Ama buna zorundayız. Seni tanımak gerçekten güzeldi, iyi bir insandın. Seviyordum lan ben seni. Ama buna zorundayız hocam. Buna zorundayız. Çatır çatır senin içinde tanklarımı gezdirmek zorundayım. Sıra divizyonlar azalmadı bu arada arkadaşlar. Çünkü hala iç savaşta sayılıyor. İspanya'ya karşı. Savaş bitseydi de daha rahat olacaktı tabii. Biz. Ama pek önemli değil. Mesela şu anda gül miti %100 var mı? Ha yok, en azından o yok. O olsa hala ağlatırdı bizi burada. Tüm taylara girmek isterdi. Kuruşun rengini değiştirelim. Birbirini karıştırıyorum. Madalya da takmadık komutanlara. Infantry Expert verdikten adamı. Infantry ile alakası yok adamı. Infantry Expert veriyoruz. Şöyle. Dayna. Staff Officer falan. Kendinize gelin. Ondan sonra hop buraya gidelim. Evet. Arkadaşlar şimdilik ne yapmamız gerekiyor biliyoruz. Anam bu ne kadar çok şey var ya. Neyse ilk önce bir line atağımızı verelim. Granada. Bir de çok hızlı arkadaşlar light tanklar. Fark ettiyseniz light tanklar aşırı hızlı. Aşırı hızlı light tanklar. Bunu tabii ki de fark etmişsinizdir. Yani bu tanklarla ocak söndürme ihtimaliniz yok. Hangi ülke olursa olsun ocağını söndürürsünüz o ülkenin. Ben niye uçak çekmemişim lan buralara? Abi bu arada arkadaşlar fark ettiniz mi? Bilmiyorum ama hatırladınız mı? Fark ettiniz mi nereden çıktı? Hatırladınız mı? Biz bu adama kes atmıştık. 900 tane. Şu an kestire bana karşı kullanıyor. Sen bu adamı iç savaşı kazan diye kes atarsın ama bu adam sana karşı kullanır o kestire. Arkadaşlar işte dünya böyle bir yer.
Kimseye güvenmeyin. Dünya böyle bir yer. Ya bakın. Adama ben ihanet ettim. Adama önce dost gibi davrandık. Şimdi de kullanıp bir kenara attık. Ve GG. Ufaktan GG demeye başlayabiliriz. Roma İmparatoru geliyor çünkü yolda. Roma İmparatoru yolda da korunaya girerim. Bu arada benim için adam Portekiz annex istedi lan. Helal olsun ya. Herkes yapmaz bunu işte. İşte biz de seni annex istiyoruz kanka. Üzgünüm. Victorio. Abi bu ne? Bu ne lan? Okey. Problem yok. Bir daha kapat edeceğim seni. Roman Epçik. Evet. Spanish Afrika'yı kontrol etmem lazım abi. Şunları kontrol etmem lazım bu arada. Görev. Yani bu da bir mission. Bunları etmem lazım. Siz oradan dönelaşmayın beyler. Gelin abi direkt şuradan. Oradan geçin. Hani manyak mısınız? Niye öyle uğraşıyorsunuz? Çok hızlı bir şekilde temizliyoruz abi. Tanklarımız sağ olsun. Roket gibiler roket. Ve ardından artık abicim niye böyle bir fanteziye, yürüme fantezisine giriyorsun? Limandan karşı karşıya geçme özürlüsünüz arkadaşlar. Allah Allah ya. Abo ya. Ya. Heh, bak ne kadar basitmiş değil mi? Tüm map'i dolaşmaya gerek yokmuş değil mi? Vay be. Allah Allah. Yüzler ayar etti beni. Evet hızlıca. Şu topraklara da girelim artık. Ve arkadaşlar. Roma İmparatorluğu'nu kuralım. Tek gereken yer. Spanish Afrika. Sen baksanıza Avrupa'nın şeyini tamamını ele geçirdik. Çok basit bir şekilde. Ya hiç zorlanmadık arkadaşlar. Haberiniz vardı. Hiç zorlanmadık. Yani Portekiz, Polonya'da saldırayım mı? Avrupa'da tek devlet olalım. Polonya'da saldıralım. Avrupa'da tek devlet olalım. Ardından artık yeter yani. Sonra demokrasiye dönüp zaten verdiğim sözü tutacağım sana. Size. Sana nereden çıktı? Size. Verdiğim sözü tutuyoruz. Avrupa Birliği, ay Roma İmparatorluğu ardından hemen Roma İmparatorluğu'nun ardından ne geliyor? Demokrat Avrupa Birliği geliyor. Tek videoda ikisi. Tek videoda iki imparatorluk. Lan başlığı ne yapsak ki ya? Sağlam bir başlık yapalım da arkadaşlar. Değil mi? Evet. Şöyle. İspanya. Abi bu ne? Hala hepsini kontrol etmiyoruz galiba. Acaba burayı da mı istiyor ya? Şurayı falan da mı istiyor? Anlamadım neyse. Biz justify'ımız bitti. Bir Polonya'da girelim. Ha, dur aynı takım yapmışız aga. Ben hatamızı da verelim. Burası ne yapıyor? Demek ki burası bu kadar yeterli olmayacak arkadaşlar. Şöyle bir line'lara geçin. Size ben eğri vereyim. Buraya da. Burada 400 fabrikamız var. Bayağı fabrikamız var ya. Evet. Veya. Hayır ya. Buraya çok fazla Kanada askeri geldi arkadaşlar ya. Öf. Sınırsız savaşa gireceğiz orada ya. Sınırsız savaşa gireceğiz galiba burada. Manetayı kesin bir. Manetayı bir kesin arkadaşlar. Manetayı bir keselim. Her yere bir 10 level yok. Liman yapalım. Bu arada demokrasi artışı var ülkede. Haberiniz vardır. Advisor almıştık ya. Onun efektlerini göstermeye başladı ufaktan. Seni tanka çevirsek abi hızlı git diye. Aşırı mantıklı değil mi arkadaşlar? Çok mantıklı bence. Şaka bir yana tabii ki de tanka çevirdim. Kendine gelsin. Sonra o tank niyetini kullanırız o division'ı. Hızlı gitsin diye. Ve bakın içeride yarıda görüyor musunuz? Taktiğe girdi. Taktik bu işte. Buraya vur. Buraya vur. Blokta falan filan işte. Kanka vurmayı bıraksalar gireceğim de. Arkadaşlar kendini akıllı sanıyor. Ve selamünaleyküm. Evet şuraya bakalım. Pakat değil mi? Evet. Her yer pakat. Çok. Artık kurmak lazım aslında da. Hala kuramıyoruz arkadaşlar. Şu. Torpa da istiyor galiba. Ben bir şey vereyim. Force attack verelim artık. Şu adamların divisionları bir serim değil mi? Kanada bayağı bir division yollamış buraya.
Haddini bildirelim bu divisionlara. Evet. Konya'yı şey hemen spicerimizi yollayalım. Konya da düştü. Avrupa'da tek ülkeyiz abi. Danimarka'yı saymazsak Avrupa'da tek ülkeyiz. Danimarka'yı İskandinav sayalım. Çaktırmayın. Avrupa'da tek ülkeyiz. Bu arada burası da güzel paket oldu ya. Haberiniz var değil mi? Güzel paket oldu. Niye geri çekildin ya? Uğraştığımız yere bakın arkadaşlar. Avrupa Birliği kuracağız ama ay Avrupa diyorum. Roma kuracağız ama bir İspanyollarla ay şeyler uğraşıyorum diye. Neydi o ülkenin adı? Portekiz ve Kanada ile uğraşıyoruz abi onun yerine. Lan ne kadar division var onu da göremiyorum ki. Neyse Allah'tan vuruyoruz kırıyoruz. Güzel. Vurduğumuz yeri yarıyoruz. Ve oradan kontrol etmiyorduk. Gir oğlum. Ve geldi mi? Hala. Aa şurayı istiyordu lan. Evet biz hata ettik arkadaşlar. Orayı istiyor. Evet abi tankların nereden yürüdüğünü fark ettim bu arada. Şimdi fark ettik tanklar nerede. Abi şuna bakın nefret ediyorum abi bu AI'dan ya. Arkadaşlar ya AI beni kanser etti. Bu arada biz Afrika'dan ele geçirmişiz arkadaşlar. Hata bende. Şu Islas Baleras'a çıkarmadığımız gerekiyor. Benim şimdi aklıma geldi. Burada Polonya niye yaşıyor lan? Bu ne oğlum? Bu ne? Değişik. Neyse divizyonumuz ulaştı. Şimdi arkadaşlar bir buraya bir buraya sonra arkadaşlar şuradan bir buraya ve evet çıkarma emrini ver. Donanma üstünlüğünü ver. Evet. Çıkarma gidecektir ve artık Avrupa Birliği mi dersin? Şey mi dersin? Ne dersiniz deyin. Hayırlı olsun. İşte Roma İmparatorluğu da Avrupa Birliği nereden çıktı? Onu da kuracağız. Siz dert etmeyin. Onu da kuracağız. Evet. Oh. Rise of Imperium Romanum 1. Bu daha hiçbir şey. That's nothing hocam. Evet, Imperium Romanum görüyorsunuz. Hayırlı olsun. Bu bir. Bu daha hiçbir şey. Bu daha hiçbir şey. Bu daha hiçbir şey. Prepare. Expand Civil Support. Discredit Government. Prepare for Civil War. Expand Military Support. Demokrasiyi arttıralım. Hiç savaş çıkartmayacağız. Hiç savaş çıkartmadan. Hızlıca halledeceğiz bu işi arkadaşlar. Roma İmparatorluğu savaşı görmek ister misiniz? Gerek var mı? Yok bence. Evet. Şurayı da sonuna kadar yer alalım. İyi olur ya. Bu arada hatırlarsanız şöyle çok fena. Evet şimdi arkadaşlar çok OP olduk. Haberiniz vardır. Her yeri korladık. Bayağı bir yeri. Her yeri. Bayağı bir yeri. Her yeri korladık arkadaşlar. Bayağı OP ve güçlü olduk. Oh yani. Burası falan kor değil mi? Bayağı bir yer kor lan. Vay anasını satayım. Çok güçlüyüz ya. Bayağı güçlüyüz arkadaşlar. İşte bu ülke bu yüzden çok güçlü. Roma İmparatorluğu kurduk gerçi. Bir zahmet güçlü olalım değil mi? O kadar uğraştık. Kan döktük, ter döktük, uğraştık. İç savaş çıkartarak bu arada olayı hızlıca bitirebilirim arkadaşlar ama gerek var mı? Yok. Gerek var mı? Yok. Yani cevap basit. Gerek var mı? Hayır. Şuraya vursak alırız bu arada ya. Pekala burada zaten yetişiyordu. Yani hiç savaş çıkartmaya gerek yok arkadaşlar. O yüzden bekleyeceğiz. Ta ki demokratik olana kadar komünizmi banlayalım mesela. Ne oldu demokratik arttı mı? %45'e fırladı. Şu an demokrasi ile faşizm arasında vs atıyoruz. Günlük 0,02 artıyor ama pek de problem yok. Expand Civil Support gidelim. Yani. Evet arkadaşlar söz verdiğim gibi Roma İmparatorluğunu kurduk. Başımıza Augustus Mussolini geldi. Diyemem tabii ki. Mussolini kafasına bir tane taç taktı ve ben artık Augustus Mussolini'yim diyor. Şey işte, muhabbet işte. Bu yani başka bir muhabbeti yok bunun da. Bu arada buralar falan da kor değil mi? Oğlum bayağı güçlü lan. Tüm dünya kor işte. Baksana bayrağı oy. Bayrağa bak oy. Vallahi oy.
Şu bildirimlerden kurtulalım arkadaşlar. Hiç sevmiyorum bildirimlerden ya. Division mi vermişler bana yine? Evet vermişler. Focus. Focus artık. Focus gitmeyeceğiz. İptal iptal. Çok boş. Oha. 258 kullanılabilir miteli fabrika. Hepsini tüfeğe veririm. Bir sürü kullanılabilir şey hepsini bunlara veririm. Konvoylara veririm. Evet. Hepsini iptal ederim arkadaşlar. Yani ben bu sevi daha fazla oynamayacağım. Kendimi demokratik yapana kadar oynayacağım sadece. O yüzden hızlı hızlı her şeyi geçiştiriyorum. Hatta arkadaşlar şöyle bir kolon atalım. Bir oyunumuz kassın değil mi? Hak ettik bunu. Biz bunu hak ettik. Biz bu oyunun kasmasını hak ettik hocam. Roma İmparatorluğu kurduk yani. Abi de oyun ne kastı be? Zaman ilerlemiyor. Basic Hoydört işte ya. Vallahi Hoydört'ün şeyi işte. Kasma muhabbeti. Bu hocam yani. Evet Litvanya'ya girek mi? Birazcık SPG deneyi yapalım. Siz de SPG dönüştürek mi? Bu SPG'miz yokmuş. Litvanya'ya dalalım. Tüm uçaklarımızı SPG'ye verelim. SPG komutanına verelim. Burası ne oldu? Burayı temizledik mi? Güzel. Şimdi tüm coastline'a bir garnizon hocam. Çok bir şey istemiyoruz. Tüm coastline'a garnizon istiyoruz. Bunlara gerek yok aslında arkadaşlar. Kanada hangi donanmayla bana çıkama? Hangi donanma ile bana çıkama atacak? Tabii ki de böyle şeyler yapamaz. Ama yine de arkadaşlar biz coastline korumamızı yapalım değil mi? Arkamızdan küfür etmesinler sonra. Birader bizim ülkeyi niye korumadın? Roma kurdun, bizi dahil ettin, ülkeyi korumuyorsun demesinler değil mi? Bu arada 46.46 ilerliyor. Expand Civil Support. Arkadaşlar bu arada Ignite Civil War yaparak daha hızlı bu işi yapabilirim ama Ignite Civil War gidersem içimde bir sürü ülke çıkacaktır. 1. Polonya, 2. İspanya, 3. Portekiz. Anlatabildim mi? Gerek var mı böyle şeylere? Yok. Tanklar nereden geliyor lan bu arada? Evet abi. Uzaktan geliyorlar. Demokrasi arttıran bir şey yok mu burada? Yok. Demokrasiyi böyle yavaş yavaş arttırıyoruz o zaman. Yani arkadaşlar başka yapacak bir şey yok. Demokrasiyi önce böyle arttıracağız. Yavaş yavaş. Evet. Bakalım Litvanya ne kadar ilerleyecek testi yapalım mı içimizde? Litvanya'ya saldırdım. Bakalım içimde ne kadar ilerleyecek teste. Başlasın. Tanklara ulaşana kadar vakti var arkadaş. Bakalım ne yapacak. Evet. Bir yeri bağımsız etti. Kendi koru değil mi lan? Evet kendi korunu Polonya'ya veriyor. Erkek ya. Harbiden. Adamı nasıl? Ama yetiştik ya Seya. Ne yapıyorsun kanka? Üzgünüm yetiştim. Ah, hızlı olsaydın keşke birazcık daha. Keşke birazcık daha hızlı olsaydın kanka ya. Kötü oldu. Latvia'yı alalım. Ya arkadaşlar boş boş duracağımız ülken de eksik değil mi ya? Değil mi? Boş boş duracağımız eğlenek azıcık. Evet. Bir daha Polonya'yı isteyeceğiz. Görüşürüz Polonya. Latvia, senin Litvanya gibi bir şansın olmayacak kanka. Seni direkt tüm ülkene gireceğim. Üzgünüm. Bunu da birleştiririz bu arada. Boşu boşuna arkadaşlar aşağıda komutan kaplamasın. Evet çok güzel. Division verdiler. Bu divisionları buraya geçsin. Bana division verirse artık garnizonu çekeceğim. Yeter be. Her yerim division oldu. Evet ne oldu? Hemen Expansive Support basıyoruz arkadaşlar. Böyle böyle. Böyle böyle yani. Stabilitenin içinden geçiyor yaptığım hareket. Farkındayım ama özür dilerim. Yani başka bir yolu yok. There is no way hocam. Bunun başka bir yolu yok yani. Şurada koruyayım zaten. Buraya basak birazcık. Buraya gelsin. Evet tek değil var. Bu arada hiç debuff'umuz da yok ha. Baksana her yer buff yani. Çok şey ülke yani. İtalya güçsüz ülke diyoruz ama arkadaşlar yeri gelince de güçlü ülkede oluyor yani. Aslında bir başarım geldi yeni oyuna değil mi? Aa, oyuna yeni bir başarım geldi. Onu yapabiliriz. Ama başarım gözükmüyor burada. İtalya'nın tüm ülkesinin ana karasını fulle mi başarımı vardı? Ana karayı full yol yap başarımı vardı? Bir başarım var arkadaşlar. Italian Highways. Başarımıydı galiba. Bir dakika hepsini iptal edelim bir. Deneyeceğim o başarımı. Başarım, öyle bir şeyin başarımı var mı acaba? Bak korlarımı sadece arkadaşlar. Sadece korlarımı. Burası da kor. Aslında tüm dünya kor. Çaktırmayın ama hani acaba yani tüm ana yurdudur büyük ihtimalle. Bakın ana yurdun hepsini şu anda 100 yol yapmaya çalışıyorum. Bunlar iptal et. Bunlar neden çıktı?
Tüm ana yurdu. Yüz yol yapmaya çalışıyoruz. Ve Latvia'yı da tekleri var. Ardından Danimarka'ya. Yavaş yavaş sıra sağ sola giriyor işte ya. Ve bir garnizonu buraya da çekersiniz. Tamam mı? Sağ olun. Şimdi gelin. Evet. Uğraştırıcı bir gün oldu. Uğraştırıcı bir video oldu ama arkadaşlar biz yani sözümü tutmaya çalıştım elimden geldiği kadar ve tutmuş da görünmüyor değilim yani. Roma kurduk be. Roma speedrun. Yani Roma speedrun. Ve yes. Seçimler açılacak artık arkadaşlar ülkede. Seçimler açıldı. No elections'tı ya. Yo açılmadı lan. Niye öyle oldu anlamadım. Neyse çaktırmayın. Allah Allah. Ama güzel demokrasi artışı geldi. Demokrat oluyoruz ya. Şimdi niye demokrat oluyorum? Az sonra göreceksiniz arkadaşlar niye demokrat oluyorum. Mesela şu an Hollanda falan kor değil değil mi? Evet arkadaşlar. Hollanda Belçika kor değil. Belçika kormuş. Lüksemburg da kormuş. Ama Hollanda'nın üst kısımları kor değil fark ettiyseniz. Almanya da kor değil. Bakın Almanya da kor değil. Bakın isyan yediğim yerleri hemen size göstereyim arkadaşlar. İsyan yemediğim yerler açık. Şu anda üzerinde sayılmayan yerler. İsyan yediğim yerlerin üzerinde sayılar var arkadaşlar. Az sonra isyan yemediğim yerleri göreceksiniz. Demokratik olduktan sonra. Ve 50'yi geçti mi geçecek. Az kaldı, az kaldı. Kopenhag'ı da düşürelim. Ve evet, Danimarka'da bitti. Tamam artık işgal yok. Aa, artık işgal yok arkadaşlar. Artık işgal yok. Artık işgal yok. Uf. 49.80. Şu İmparım Romanama bak abi. İnanılmaz güçlüyüz. İnanılmaz güçlüyüz arkadaşlar. Çok güçlüyüz. Çok çok çok. Rastgele şeyler araştırıyorum bu arada arkadaşlar. Hiçbirini kullanmayacağım. Boş durmasın diye araştırıyorum ya. Yani. Boşluğunu Allah sevmez arkadaşlar ve All the National Referendum geliyor. Az kaldı, azıcık kaldı, azıcık, azıcık. Hiçbir support daha gerek yokmuş ve oha! Bu ne lan? Yo. Neyse. Respublica Romana. İlk defa görüyorsunuz değil mi? Demokratik Roma'nın. Roma İmparatorluğu'nda. Ama uzun sürmeyecek. Hoppa! 644 fabrikaydı. Manpower 2.034 bakın. Hemen değişime bakın. 644 fabrikadan 3 milyon manpower'a ve 693 manpower'a. Arkadaşlar bakın Almanya'da korlandı. Arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Just failed bu arada. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Challenge buydu. Challenge'ı başarıyla tamamladık. Aha da böyle bir imparatorluğumuz var. Buraları çaktırmayın. Kırmızı yerleri görmeyin abi. Çok güçlüyüz. Çok iyiyiz. Çok fenayız. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz.